Ne olur burada Karaca Hatun. Babayı sesin neyin getirsin gene? Bana söylenip bağıracağına bu burnunun dibindeki haini gör. O koruyup acıdığın, Alparslan Bey'e yamayıp Melik Hatun'u yapmaya çalıştığın yılanın ne ettiğini gör. Hı? Bosfor Hakan'la haberleşir. Bana gelir o haber kağıdı. Sana gelir. He. Senin ne işin olur Akın Ayan'a vas bırakanla? Hı? Boşuna koruma bu haini. Vas bırakandaki halı tüccarlarıyla haberleşirim. Obaya halı geldiğini bilmez gibi ne bakarsın? Siz de çekin pusatlarınızı. Çekin. Vazifenizin başına dönün. Haydi! Beni obada koruyan sensin. Kolyeyi bana getiren de sendin. Thank you.
Ne önemi var Sayın Tekfur? Ne önemi var? Saygılar Tekfur. Belli ki iyi bir haber almışsınız. Bundan daha iyisi olamazdı. Alparslan altınları ordugaha götürmekle görevlendirilmiş. Askerlerini hazırla. Ona gidip biz alacağız. Altınlar ordugaha daha yolundan gidecek. Biz boş sandıklarla ordugaha giderken siz de tedbir mesafesinden bizi takip edersiniz baba. Küffarın bize pusu atacağı haberi geldi ama menzilimizin neresinde atacağı henüz belli değil. Tedbir mesafemizi ona göre biçelim. Sonra da küffarı biçelim oğul. Hasan'la. Hasan nerededir? Şu tarafa gittiler beyim. Hadi! Alparslan'ı koruyun! Saldırın! Oh!
Mezininden çıktık. Kahrolası çağrı. Oğlunu bu halde görünce peşimizi bırakmayabilir. Bize saldıranların kim olduğu belli. Ama bunlar bizi nereye götürüyor? Ölümden başka bir yere. Önemli olan da bu. Neden durduk? Kimsiniz siz? Lanet olsun be adam. Filini mi yuttun? Neden kurtardınız bizi? Onlar değil. Ben kurtardım. Emir Bozan. Alparslan'ın kolay lokma olmadığını söylemiştim. Eski dostum. Sana hayatımızı borçluyuz. Selçuklulara karşı doğudaki gizemli müttefikimiz demek sizsiniz. O lanet olası Alparslan'ı elimizden kaçırmış olsak bile sizinle işbirliği yapmak en doğru karardı. Bunu görüyorum Bozan. Burada daha fazla oyalanmayalım. Hala temas hattındayız Sayın Tekfur. Derhal kaleye dönmemiz lazım. Lakin hiçbir iyilik karşılıksız yapılmaz. Çok değerli Aziz Kekamenos. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Oh. Altınlar yok efendim. Sandıklar boş. Bırak! Beyim!
Oğul! Beyim. Alparslan bize emanettir. Tez ormana dağılın. O Kekalmenos yılanını bulun. Buyruk beyimindir. Artuk. Avarı yanına al. Meydanı kolaçan edin. Emredersin beyim. Oğul. Oğul. Beyim. Beyim. Demek seni casus diye obamıza gönderdiler ha? Onlar casus olduğumu sanır. Ama ben onları kazdıkları her kuyuya düşüreceğim evvelallah. Vasburakan bize yurt olana kadar savaşacağım. Kefere seneler evvel Vasburakan'da yüreğimize hiç sönmeyecek bir ateş düşürdü. O kıyamette benim de oğlum kayboldu. Kefere baskın verdiğinde ormandaydı. Bir daha dönmedi Alpagut. Alpagut mu? He. Tanır mısın yoksa? Yol ayrımındaydım. Ya obaya ne halde olduğunu bilmediğim anamın babamın yanına gidecektim ya da senin peşinden iz sürecektim. Müslüman bir Türk kızını küffar eline bırakamazdım. Seni kaçıranların izini sürüp Ani'ye geldim. Kaleye köle olarak girdim. Şükürler olsun ki Kalmenos beni seçip sana gölge olmakla görevlendirdi. Bilir misin? Hekimleri haber edin. Haydi! Haydi!
kalk. Çünkü sen uyuyanları uyandırmak, düşenleri ayağa kaldırmak için varsın. Yol uzun, vakit dar. Uyan. Uyandı Akın Ayana. Açtı gözünü. Kerem'ine şükür. Alparslan. Vakit dar, kalkmam gerek. Gidip haber edeyim hemen. Sen başımda dur. Dur beyim, nereye? Yaran ağır. Alparslan. Vakit dar. Bırakın kalkayım. Oğul, nereye ayaklanırsın bu halde? Alparslan dur. Kekan Beroz. Yakaladınız Muhit'i baba. Otları peşine saldım. Ama nafile. Toz oldu kafir. Kellesini kopartacağım. Başını ezeceğim uzunluğunun. Hele bir dinlen. Yaran bir sağılsın. Pusatımı kanıyla sulamadım. Yaralarım sağılmaz baba. Sağılmaz. Sabır hele oğul. Sabır. Beyim. Değil artık. Yakaladınız mı Fekal Menosit'ini yoksa? Beyim, şu Şehzade Hümam. Bize saldıran siyahların arasında ölüsünü bulduk. Şehzadesi. Ne diyor o yılana kendini siper eder baba? Belli ki başından beri bu siyahlılar Bizans'la iş tutar. Devletimize ihanet eden Şehzade Hümam siyah giyimli melunlarıyla ve Bizanslılarla beraber Selçuklu'ya saldırmış. Selçuklu'nun yiğit altları da canını alıp leşini bize yollamış. Kıymetli Begim Şehver Sultanımız ile şehzademizin canına kasteden hainin leşini ibret-i alem olsun diye kale burcunda sallandırın. Sonra da köpeklere yemedin gitsin. Kaldırın!
Alparslan'ın peşine düşeceği bir şehzade Hümam da kalmadı artık. Hümam ittifak etse dahi alelade bir nefer gibi, neden kellesini kılıcımızın önüne atsın baba? Öğreneceğiz elbet. İmdike Kamenos'un kellesini alma vakti. Alparslan. Yarası kanar beyim. Müsaade etmeyin artık. Oğlum. Yat oğlum. Damarlarına can yürüsün. Kefereyle cenk. Allah'ın bir günü değil ya Türkiye. Ne bu acelen? Öldürmeye bu kadar yaklaşmışken elimden kurtulması kaderin kötü bir şakası olmalı. Ne yaptınız? Sanıyorsun General. Sen sadece oğlunun intikamını General, almak için onca General. Askeri nasıl feda edersin? General lütfen. Lütfen. İmparatora bunun hesabını vereceksin. Selçuklu'ya saldırdığım için mi imparator benden hesap soracak? Ha? Senin düşmanın Selçuklu değil. Senin düşmanın öldürmeyi beceremediğin Melik Alparslan. Selçuklu sana bu saldırıdan sonra ne tepki verecek sanıyorsun? Daha da hırslanacaklar. İstedikleri kadar hırslansınlar. Geldiklerinde onları Bizans'ın ordularıyla karşılayacağım. İmparatordan efendim. İşte Selçuklu'nun ölüm fermanı. Amca, kötü bir haber mi? Nedir vaziyetler Gündüz Bey? Olması gerektiği gibi Melik Hazretleri. Soluk almadan çalışırız. Soluğu seferden sonra alırsınız. Evvela talimatlarımı harfiyen yerine getirin. Eksik istemem. Emredersiniz Melik Hazretleri. Ordu beylerinin gönlünü kazanmaya baktı hemşire mi?
Onların gönlünü bana akıtacak ne diye sorar ise... beylere ihsan edeceğin altınlardır. Ne ihsan? Ne altını Yunal Bey? Bütün asker iaşesini tamı tamına almaz mı? Esas hata... ordu beylerini ihsan ile semirtmek değil midir? Rüşvet midir istediğimiz? Gündüz Bey, bu ne göreneksizliktir? Bir öğreten çıkar elbet, Temur Bey. Ben teamül böyle, onu hatırlatayım diye dedim ye. Nişabur'dan gelen yeni neferlerin bir eksiği gediği var mı? Bakmak gerek Erbaskan. Sultanımız Alparslan'ı vazifeye layık görmedi. Süleyman'ın da tökezleyip devrilmesi yakın. Ondan sonra sultanımızın orduyu emanet edeceği kişi elbet siz olacaksınız Cenab-ı Bey. Kefereyi perişan edeceğim yine. O vakit anlar belki sultanımız tahta kimin layık olduğunu. Gelsin Akın Hayatun. Olaysa başına gelsin diyeceğim ama... olayı da senin başını bulmaz ki Çağrı Bey. İpleri de denkleştirir, yakıştırırsın. İnsanları da. İki rengi yan yana getirişin tesadüf değildir. Bilirim. Otur hele. Konuşup danışacaklarım var. Şu Alparslanımın yanına yakıştırıp seybeye kaldırdığın kafir ilinden gelen akça kız. Nicedir yanında otağında. De hele. Uyu da yüzü gibi güzel midir? Vallahi Çağrı Bey, anasını atasını sorar isen bilmem. Ama soyluluğu gözlerinden, edebi adım atışından bellidir. Yani dersin ki bu rengi iki sağlam ipten çıkacak nakış as nakış olur. Öyle mi? He. Teziye edecek bir ilaç Akşatun. Ne vakte dek yatacağım böyle hiçbir şey yapmadan. Seni iyi edecek olan ilaç sabır olsa gerek beyim. Düşmanın girdiği delik belli. Niye bu telaşı? Görülecek hesabım var. Bunca yıl bekledim yeter. Neyi? Kamenov. Anamın katilidir. Yüzümde açtım yaranın izinden bildim onu. Anam babam niye bunca yıl beni Bizansların eline bıraktı? Niye beni kurtarmadı? Kamenov anneni öldürdü. Ya babam? Baban hayattadır. Ancak o da seni öldü bilir.
Kadına son kez bak. Ona senin adını verip Türk düşmanı gerçek bir Bizanslı olarak yetiştireceğim. Ruhun asla huzur bulmayacak. Bunca yıl karşıma çıkan her kafirin yüzünde o izi aradı gözüm. Ve nihayet buldum. Çağrı Bey de bilir mi bunu? Bilmez. Babamın da atabeyimin de kulağına çalınırsa ortalık iyice karışır. Babama sıhhat yerinde değildir zaten. Hele atabeyim. Kızının da eşini de alevler içinde bırakanın Kekam'la nasıl olduğunu bilirse ki gücün yerine gelen de Kekamenos'un canını da Vasburakan'ı da alasın. Oğlunuzun başınıza açtığı Selçuklu belasını imparatorun desteği olmadan nasıl bertaraf edeceksiniz? Merak ediyorum doğrusu Sayın Tekfur. Bu ne saçmalık? İmparatorluk nasıl ordu göndermez? Selçuklu, Uz ve Peşeneklerden daha büyük bir tehdit. Bir an önce yok edilmezlerse kızdırdığınız Selçuklular gelip Vasburakan'ı da kellenizi de alacak. Amca. Bana amca deme. Bana bir daha amca deme. Bu olayda senin de parmağın var. Çık git buradan. Bak da hala bekliyor. Selçuklular savaş hazırlığını ağırdan alsa bile Alparslan işi hızlandıracaktır. Her ne hamle yapacaksak elimizi çabuk tutmamız lazım. İhsan nedir bilmeyenden orduya baş mı olur? Daha ne vakte kadar bu toy meleğe tahammül edeceğiz İnal Bey? Diğer beyler ne düşünür? Göktaş Bey ile Temur Bey de bizimledir beyim. Onlar da ihsan bekler. Madem komutan töre bilmez, ihsan vermez, o vakit söyle o beylere. Gitsinler, ordunun sahibinden istesinler. Sultanımız böyle hatırlı ordu beylerinin sözüne itibar eder. Emriniz başım üstüne İnal Bey. Müsaadenizle. Bak Gevher, bu kadın abinin başını yiyecek. Demedi deme. Niye yesin Karaca? Görmez misin sürekli dibinde? Böyle karşılıklı oynamalar, sürekli bir merhem karıp sürmeler. Bu gidişle bu neslin ne sebebi belli olmayan kadın sana yenge, bana da elti olur. Demedi deme.
Sen böyle ağabeyimin başına gide gele. Çok yoruldum. Ver bana. Ben götürürüm ağabeyimi. Tamam, sen de kız. Alparslan! Beyim. Beyinden haberi olmayan alt mı olur? Nasıl bilmez? Nasıl görmezsiniz? Ya siz? Siz ne yapardınız bu iş olurken? Ya önünüzden, ya ardınızdan çıkıp gitti. Kuş olup uçmadı ya bu obadan. Hala ne beklersiniz? Çıkın gidin. Beyinizi bulmadan obaya dönmeyin. Beyinizi gözünüzün önünden nasıl kaçırırsınız? Göremedik beyim. Gözünüz yoksa gözcülük etmeyeceksiniz. Bunca yar verisiyle çıkıp yine vas bırakana gitmesin bu deli olan. Yoktur Ata Bey'im. Haydi davranın, haydi! Haydi, çık! Çık! Haydi! Melik Hazretleri. Yaralısınız. Sultanımızı yormam gerek çekelim. Kalanları da bana hazırlayıp getirirsin. Emredim. Alparslan. Ne oldu sana böyle? Nedir bu halin? Sultanımız ile konuşacaklarım var. Yaralısın. Oyalama beni hacı. Alparslan, dur hele. Alparslan? Oğul? Oğul dur. Duracak vakit değil Altuncan'ın. Test sultanımızı görmem gerek. Ayakta duracak halin yok oğul. Ne oldu sana? Hemen hekimlere haber edin. Alparslan. Oğul dur. Alparslan. Alparslan. Yeğenim. Askerler.
Hekimlere haber edin. Kimse gelmesin sultanım. Size arz etmek istediğim sırlı bir mesele var. Gel hele. Gel. Anlat hele. Nedir seni buraya getiren mesele? Bas bırakan seferinin idaresi bende olmalı. Destur verin. Ordunun başına ben geçeyim sultanım. Bu muydu söyleyeceğin? Ne demeye vazifeyi Süleyman'dan alıp sana verecekmişim? Çünkü Kekavmenos'un canı Süleyman'a değil, bana helaldir. Bas bırakan baskının da yitirdiğimiz onca canla birlikte. Gözlerimin önünde anamı katleden soysuz budur. Sen ne dersin? Emin misin? Soysuz yılan. Destur verin. Ordunun başına ben geçeyim. Ağabeyimin haberi var mıdır? O soysuzun kellesini koparıp kılıcımın ucuna takıp gösterdiğimde haberi olacak. Söylememekle iyi etmişsin. Şimdi vazifeyi Süleyman'dan alıp sana vermem münasip değildir. Sultanım. Yangınını bilirim. Dediklerinde doğrudur elbet. Ama o soysuz yılanın canını almak için ordunun başında olman şart mıdır? Karşımızdaki ordunun başındaki kamuanız olacak ise bizim ordumuzun başında olup onun karşısına dikilen de benim olmam gerekmez mi? Sultanım, etmeyin. Gerekirse Süleyman'la da konuşur anlatırım. Benim sözüm son sözdür yeğenim. Şimdi evvela buradan çıkıp hekimlere görüneceksin. Ondan sonra ordugaha varıp içindeki şevki, iştiyakı her bir nefere zerk edecek, kardeşine destek vereceksin. Hadi olsun. Nasıl çıkıp gitmiş? Ata binip yol gidecek hali mi vardı ki? Onu bilse bilse... Akça Hatun bilir. En son sen görmedin mi? Nereye gitti abim? Sana bir şey dedi mi söyle? Kekavmenos. Anamın katilidir. Yüzümde açtığım yaranın izinden bildim onu. Onun aldığı her nefes bana haramdır. Kanı bana helaldir. Yok demedi. Nasıl yok? Gevher doğru der. En son yanında sen vardın. Haberim yok derim. Gideceğini sesseydim zaten mani olurdum. Yeter. Olan oldu. Dua edelim de sağ salim dönsün. İstirahat etmeniz şart. Akşam sabah tatbik edersiniz. Alayım ben onu. Buyurun sultanım.
Ayrı gideyim ben artık Altıncan'ım. Hekimin dediğini işitmedin herhalde. Hele bir dur. Durup yatacak vakit değildir ki Altıncan ana. Oğul. Durduğumuz yok. Bak işte. Yıllarca hepimizin yüreğini kavuran o baskının intikamını alacağımız vakit geldi sonunda. Herkes sefer hazırlığında. Herkes bunun için çalışmakta. O gün amcan Sultan Tuğrul'la obaya gelmek üzere yoldaydık. Rahmetli anacığını görmeyeli epey bir vakit olmuştu. Nihayet kavuşacağız diye sevinç içindeydim. Ama biz kavuşup hasret gideremeden o Hakk'a kavuştu. Kafir idinde kalan mezarının başına gidip bir dua edememek buramda ukdedir oğul. O ukde çözülecek Altıncan Hanım. Çözülecek. İnşallah. İnşallah. Şifalı ellerinle şu son merhemi sürüver de ben de gideyim bayır. Nedir bu savsaklama asker? Temur Bey, Gündüz Bey. Tezelden bitirilmesi gereken vazifeler bekler durur. Haydi, vazifelerin başına. Hoş gelmişsin Emir Kündürü. Pusatların sayımı neticelenmiş. Teyit için geldim Melik Hazretleri. Buyuruz. Süleyman Bey. Melik Alparslan sultanımızın huzuruna çıkıp ordunun başına geçmek için müsaade istemiş. Allah etmiş. Ordunun başında olmak için bir maneniz mi var? Süleyman Bey. Süleyman Bey! Hayatta kalmak isteyenleri, en güçlüleri, kılıcını öldürmek için çekenleri arıyorum. Türk öldürmeyi, hiçbir şey değişmeyenleri arıyorum. Dön! Şimdiye dek yaşıyor olmanıza şaşmalı. Aferin asker. Geçin. Dağılın. Hizaya geçin.
Yaklaşan Türklerin nefesini hissedebiliyor musunuz? Ben hissediyorum. Eğer daha çok yaşamak ve daha çok Türk öldürmek istiyorsanız siz de hissedeceksiniz. Sizler Vas Burakan'ı korumak için seçilen en güçlü askerlersiniz. Şunu sakın unutmayın. Bu karargahın kapısı Vas Burakan'ın kapısıdır. O kapıyı kıran Vas Burakan'ı alır. Şu Diyojen çok iyi bir asker. Karargahı güçlendirmek için en iyi askerleri seçiyor. Bundan böyle Vas Burakan'ın kapısını karargaha koruyacaksınız. Emredersiniz efendim. Derhal görev yerlerinize. Çabuk. Sen hiç yerinde durmayacak mısın? Düşmanın kılıcından kurtulur kurtulmaz kendini saraya mı attın? Elindekiyle yetinmeyi öğrenmeyecek misin sen? Sen hangi hakla sultanın bana layık gördüğü vazifeyi kendin için istersin? Süleyman, bir hak görmesem gitmezdim elbet. Bilmediğin işler var. Bilirim. Vas Burakan'ı ben alacağım diye hasedinden kudurursun. İyi bilirim. Sana göre senden başka bir şey bilen yok değil mi Alparslan? Senden başka hak sahibi yok. Koca Selçuklu'da senden gayrı er yok değil mi? Serapa kibirsin. Süleyman. Ben sultanımıza diyeceğimi dedim. Ettiğim bunca laftan sonra sana da diyecek hiçbir sözüm yok. Var git vazifenin başına. Elbet döneceğim. Ne edersen et. Bunu benden alamayacaksın. Beklediğiniz misafir geldi Sayın Tekfur. Vas Burakan'ı Selçuklu'ya neden vermek istemediğinizi gözlerimle görünce çok daha iyi anladım Aziz Kekkamennos. Evet, ama bütün bu güzellik Selçuklu gelince elimden kayıp gidebilir. Onları imparatorluktan destek gelene dek oyalamam gerek Bozan. Beni çağırdığınıza göre meselenin çözümüyle ilgili muhakkak bir fikriniz vardır. Siyah giyimli adamlarınla çok iyi iş başardın aziz dostum. Şimdi senden bir imkansızı daha başarmanı istiyorum. Sultan Tuğrul'u öldür. Sonra da çıkacak taht kavgaları onları oyalar.
Öyle her sıkıştığınızda birini öldürürseniz yol alamazsınız Aziz Gekamenos. Daha köklü bir çözüm aramalısınız. Ne gibi? Aslında aklımda bir çözüm yolu var. Şayet muvaffak olursanız Selçuklu Vas Burakan'dan tek bir taş dahi alamaz. Benim gibi evvela bakacağın yere en son bakarsan aradığın her neyse ona geç kalırız. Öyle değil mi Alparslan? Neye geç kaldım, neye erken davrandım bilmez haldeyim Ata Bey. Okun ile yayın ile halleşeceğine dillen de Ata Bey'ini anlat hele. Öyle bir araftayım ki ne yana dönsem ateş deryası. Kendime söz geçiremez. İsterime gem vuramaz oldum. Sultanın huzuruna çıkıp Süleyman'a verilen vazifeye talip olmana sebep nedir bilmem. Lakin senin de iyi bildiğin bir vaka bilirim ki zannımca bu mevzuya en iyi misaldir. Kadir'de müşrikler öne atılıp dövüşmek için er istediğinde Ensar'dan 3 kişi heyecanla atmış kendini meydana. Mekkeli müşrikler kibir ile siz de kimsiniz? Dövüşmek için dengimizi isteriz demişler. Bunun üzerine adı göklü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları geri çağırmış. O anda hiç kimse ben çıkayım karşılarına ya Resulallah diye atılmamış. Ne diye atılmamış Alparslan? Çünkü vazife emirle alınır. Hepsi iyi bilir ki o yüce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çık deyince çıkarsın, dur derse durursun. Öyle de olmuş. Ey Ubeyde çık. Ey Hamza çık. Ey Ali çık deyince bu 3 yiğit daha onun sesinin yankısı sönmeden düşmanın karşısına dikilivermiş. Vazifen neyse onu yap. Ötesine de karışma dersin ha Atabeyim. Yo. Demem şu. Vazifeni öyle yap ki ötesinde olacakların seyri değilsin. O halde oyalanmadan yollar evan olup ordugaha varalım. Görülecek ne iş varsa görelim. Değil midir ki bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir eri, bir er de bir orduyu kurtarır. Biz de gidip kardeşim Süleyman'ın ordusunda bir nefer olalım. Sultanım, Vas Burakan'ın siz ve Ali Selçuk için ne kadar mühim olduğunu biliriz. Biz Melik Süleyman gibi toy bir komutanın bu çetin seferde muvaffak olamayacağını düşünmekteyiz. Devletlim, biz göz göre göre Selçuklu sancağının yere düşmesine razı gelmeyiz. Ordumuzun sahibi sultanımız bilsin isteriz.
Devletin ve askerlerin selameti için gereken daha önce nasıl yapıldıysa gene yapılacaktır. Herkes müsterih olsun. Saygıdeğer Tekfur. Selçuklular savaş hazırlıklarını hız kesmeden devam ediyorlar efendim. Biz böyle hiçbir şey yapmadan bekleyecek miyiz? Hiçbir şey yapmadığımı nereden biliyorsun Diyojen? Anlayamadım Sayın Tekfur. Biliyorsun, bana yardım etmeyi seven güçlü müttefiklerim var. Acele etme. Zamanı gelince her şeyi anlayacaksın. Alparslan orduya baş olamayacağını anlayınca nefer olmaya karar vermiş demek. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gördün? Şuna bak. 1, 2, 3. 3 ilmek. Tamam. Evet. Say bakayım onu. Obaya geldiği günden beri akın ayana kanadının altından çıkarmadı Akça'yı. Öyle. Hemen otağını açıp yatağını seriverdi. Sen görmüşsün ya kızı elinde pusulayla. Akın ayı anada hemen korumuş ya işte. Gevher bunlar bir şey karıştırır. Bak, biz obamızın selameti için gözümüzü üstlerinden ayırmayalım. Bu ağaçtan mancınık olmaz. Hem vakit kaybetmişsiniz, hem de ağacı israf etmişsiniz. Bilmezsiniz madem, niçin sormazsınız? Hangi ağaçtan yapılırmış mancınık? De hele biz de bilelim Alparslan. İlk atışta mancınık para para dağılsın istemez isen, huş ağacından yapacaksın. Bu ağaçtan yapar isen, Vaspurakan'a varmadan ordu mancınıksız kalır. Sana da gün doğar. Çok istediğin ordu komutanlığını alırsın böylece. Bana gün ancak Vaspurakan'ın fethiyle doğar. İster orduya baş olayım, ister mancınıktan atılan taş. Melik Hazretleri, sultanımız siz ve Alparslan Bey'imizi huzura bekler. Gözünüzü
Ordu rakibinizden ayırmayacaksınız. Yok bir şey. Yenilmez bir asker olmak için doğmuşsun sen. Diyor hoca. Askerlerin durumu sizi de kaleyi de korumak için son derece yetersiz. Savaşı erteleyecek planınız gerçekleşene kadar güvenlik önlemlerini arttırmalıyız. Saygıdeğer Tekfur. Ani'deki askerlerinizi destek olarak Vaspurakan'a sevk etmelisiniz. Sayesinde Sultanımız Süleyman'ın basiretsiz seni işitmiş oldu. Malum Alparslan'ın talebini de kabul etmedi. Gayrı seferin başına kimi geçireceği bellidir. Evvela zaferi ardından da tahta yürüyeceksin Zinal Bey. Şimdi sizi niye huzuruma çağırdığımı merak edersiniz. Getirin.
Baş kıldığımızı beğenmeyen kendine baş arasın. Bu hadsizlere baş eğdiremeyen de başını iki elinin arasına alsın, düşünsün. İşittim ki az evvel kellesi alınan ordu beyleri sultanımızın huzuruna çıkıp seferin başında seni istemediklerini söylemişler. Ordu beyleri evvelden ordugâhta beni desteklerdi Yunal Bey. Bir anda düşüncelerini değiştiren ne ola ki? Belki biri onların düşüncelerine tesir etmiştir. Bir düşün derim Süleyman. Senin yerine geçip de seferin başında olmak isteyen kim idi? Alparslan. Seninle hususi bir mesele konuşacağız. Sultanımızdan vazife dilendiğin yetmezmiş gibi. Şimdi de ordu beylerini mi kışkırtırsın? Ağzından çıkanı kulağın işitir mi Süleyman? Kimin sözüne aldanıp da karşımda bunları söylersin? Kimsenin bir şey demesine lüzum yoktur. Niyetini başından beri bilirim. Kendince seferin başında olmayı bana hak görmezsin. Sırf anamı Basburagan'da yitirmedim diye mi ha? Ben anamı Basburagan'da yitirdim ama sen edebini nerede yitirdin bilmem. Süleyman. Var git yoluna. Kardeşinle değil düşmanınla uğraş. O vakit sende düşmanlık değil, kardeşlik et. Saygıdeğer Tekfur. Beklediğiniz haber geldi mi efendim? Henüz değil. Ama gelecek. Kafamı karıştıran bazı meseleler var. Alparslan'a attığımız pusu. Malum altın sandıkların içi boşmuş. Üstelik babası olacak Çağrı Bey de pusunun tam üstüne geldi. Yani? Yani pusudan haberleri vardı. İçeriden birisinin Selçuklulara bilgi sızdırdığını düşünüyorum efendim. Küffar dininde geçirdiğim her bir gün, her bir an için senden af dilerim. Babamın şehit düştüğü bu toprakları
Hizmetkarın olan soyuma yurt edeceğim diye. Oğlum. Anamı gözü yaşlı bıraktığım için. Senden af dilerim. Müslüman bir kız çocuğunu hain olarak büyütecekler diye. Yıllarca bu kafirlere hizmet ettiğim için. Senden af dilerim. Onlar önümde Müslümanlara zulmederken dişimi sıkıp hiçbir şey yapmadığım için senden af dilerim. Allah'ım, hepsi büyük gün içindi. Yanından geçerken kimse fark etmesin diye göz ucuyla bakamadığım babamın mezarına bir şahide dikebilmek. Önünde diz çöküp hürce dua edebilmek içindi. Allah'ım, doğru mu ettim? Hata mı ettim? Anca sen bilirsin. Şimdi beklediğim gün geldi. Şanlı devletimizin ordusunu muzaffer eyle ya Rabbi. Onlara nice canımızı toprağa gömdüğümüz Vasbırakan'ın fethini nasip eyle ya Rabbi. O orduda değil de karşılarındaki düşman ordusunda olacak olmak yüreğim yaksa da bana fethi anına kadar sabır ver. Güç ver ya Rabbi. Vaat ettiğin yardımı bizden esirgeme ya Rabbi. Komutan Alpagut, içeride misiniz? Gel. Efendim? Yerde ne yapıyorsunuz? Su döküldü, görmüyor musun? Onu siliyorum. Ne istiyorsun, ne oldu? Tekfur Kekamenos sizi çağırıyor. Tamam, çık dışarı, geliyorum. Bu nasıl iştir Yinal Bey? Sultanımız gözünü kırpmadan sefere çıkacak iki ordu beyinin kellesini nasıl alır? Görünen o ki sultanımızın Melik Süleyman'a itimadı tamdır. Ne o? Kendi başımda gider diye mi korkarsın Gündüz Bey? Sultanımızın Süleyman'a itimadı tamsa ordunun yarısının da sana itimadı tamdır. Hem sultanımız o beylerin sana bağlı olduğunu bilmez mi sanırsın? Ha? O vakit senin başın niye omzunun üstünde? Ha? Neden? Çünkü sultanımızın sana ihtiyacı var. Öyle mi dersin Yinal Bey? Öyle tabii. Süleyman'ın sultanın gözünden düşmesi için ordugahtaki erler arasında onun sözünün bir hükmünün olmadığını göstermemiz gerek. Nasıl olacak İnal Bey? Erlerimiz beylerinin infazından sonra epey kaygılılar.
Yakında kimse de kaygıdan eser kalmayacak. Şimdi beni iyi dinle. Şehzade Hasan'ın Süleyman'ın basiretsizliği yüzünden şehit olduğunu ordugâhtaki bütün erler haber et. Erler bunu öğrenirse ne onun ardından gider ne de onun sözüne itibar eder. Beni emretmişsiniz efendim. İhanet. Yılan gibidir Alpakut. Mesele nedir efendim? İzin verin. Size kim ihanet ettiyse kalbini söküp avucunuza bırakayım. Maria. Maria mı? Ha gayret usta. Vakit az kalmıştır. Pusatlar size emanet. Bilmez misiniz ki gönülsüz yapılan işten hayır gelmez. Vazifenizi hakkıyla yapın. Erler! İşitmez misiniz? Melik Süleyman size söz söyler. Şehzade Hasan'ın toprağa düşmesine sebep olan Melik Süleyman mı? Söyle bakalım Hasan. Hangi adla anılır bu dağ? Bu dağ Tendürek derler Süleyman. Dağın ardında Bizanslı kafirin kapterim, bizim Türkmenlerin sepasinler dediği bir ova vardır. Haydi gidip yerinde görelim o vakit. Dağın etrafını dolaşmak lazım gelir. Bu da bize 3 gün kaybettirir. Dağdan geçen kestirme yollar vardır elbet. Çok sarp geçitler. Zahmeti bir yana pusu yemeye de müsait yerler. Yoksa korkar mısın Hasan Bey? Korkumdan demedim Süleyman. Ama durup dururken de tehlikenin kucağına atılmak manasız. O vakit alpların yarısını alıp geri dönsün. Ben de kalan yiğitlerle kestirmeden daha aşağıyım. Olmaz öyle şey. Anca beraber kanca beraber.
ihanet eden Maria'ymış. Emin misiniz efendim? En az senin sadakatinden emin olduğum kadar. Aklınızdan ne geçiyor? Senin gibi bir toydan emir almayız. Melik Süleyman. Şimdi erlerimi de alıp ordugâhtan gideceğim. O vakit yürümün yeterse evvela beni ez, hain siyan. Keferenin kanını dökmeye and içmişken bize kardeş kanı döktürtmeyin. Kim dökecekmiş bizim kanımızı? Sen mi? Melik Süleyman! Ben dökeceğim. İndirin pusatlarınızı. İndirin dedim! Seninle bir meselemiz yoktur Melik Alparslan. Aksine senin gibi bir yiğidi ordunun başında görmek isteriz. Sultanımızın buyruğudur ki baş kıldığımızı beğenmeyen kendine baş alsın. Bundan gayrı sultanımızın buyruğuyla seferin başında olan Melik Süleyman hilafına tek bir ses dahi işitirsem, devlet nedir, tören nedir, birlik nedir idrak edemeyen her kim olur ise kellesini bu hain gibi kopartırım. Şimdi ordunun komutanı Melik Süleyman'a biat edin. Takviye birlikler geldi komutanım. Açın kapıları.
Sizde soru var mıdır bey? Buyur atabeyim. Beklediğimiz kutlu gün geldi çattı. Seferimiz mübarek ola beyim. Amin atabeyim. Sefer bizim, zafer Allah'ındır. Amin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam düşmanı bozguna uğrattığı bir cenkten dönerken dostlarına şöyle buyurmuş. İmdi küçük cihattan büyük cihata dönüyoruz. Yanındaki dostları büyük cihat ile neyi kastettiğini anlayamamışlar. Ya Resulallah, büyük cihat nedir diye sorduklarında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, büyük cihat nefs ile savaştır deyü buyurmuş. Şimdi sen de Resul'ün buyruğu üzere hareket ettin. Büyük cihatta galebe çaldın. Gayrı küffar sana neyleyebilir? Sayendedir atabeyim. Estağfurullah. İçimde akan coşkun ırmaklara, akacağı yatağa, koşan deli taylara menzili gösterdim. Allah şahidimdir. Arkamdan kimsenin gelmeyeceğini dahi bilsem, yine de tek başıma kafirin üzerine yürür, kanımın son damlasına kadar vuruşurum. Eyvallah. Hak bildiğin yolda yürü, çürür isen de öyle çürü. Ordu harekete hazır sultanım. Gazanız mübarek olsun yiğitlerim. Hayır! Sultanım. Halifemiz sefer öncesi hayır dualarını yollamış olsa gerek. Oku. İslam halifesi Kaim bi Emrillah'tan Müslümanların ve mazlumların hamisi Es-Sultanul Muazzam, Emirül Celil, Şehinşah, Selçuklu Sultanı Tuğrul'a. Mektubumuzu aldığınız lahza, Vaspurakan seferi hazırlıkları durdurulsun. Bu ne demek olur sultanım? Halifemiz bilmez mi ki? Bizans Devleti'nden tarafımıza gönderilen elçiler, Selçuklu ordularının Vaspurakan'a yürümesi halinde Konstantiniyye'de bulunan Müslüman ahaliye kıyım yapılacağını, aynı zamanda Pasinler Anlaşması gereğince ok ve yay alameti işlenen Arap Camii'nin yerle yeksan edileceğini bildirmiştir. Sultan Tuğrul'un Müslüman ahalinin selameti için bu seferden vazgeçmesi mühimdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Müzik
Döktükleri onca mazlumun kanını yanlarına mı bırakacağız sultanım? Belli ki Bizans yine her meydanından kaçıp kapalı kapılar ardında kirli oyunlar tertip eder. Masumları kendine kalkan eder. Buyurun Nur. Tez meşveret meclisi toplansın. İmparatordan efendim. Beklediğimiz haber geldi diyor hocam. Selçuklu savaştan vazgeçmiş. Bunu nasıl başardınız Sayın Tekfur? Aklından geçen nedir Boza? İmparatorunuz, halifeyi Konstantinopol'daki Müslümanları infaz etmek ve de Arap camini yıkmakla tehdit ederse Selçuklu'nun savaştan çekilmesini isteyecektir. Türkleri durdurabilecek yegane şey budur. Ama evvela imparatorunuzun buna ikna edilmesi gerek. Sayın Tekfur, doğudaki müttefikiniz belli ki yalnızca cesur değil, aynı zamanda zekiydi. Evet, bu meseleyi hallettiğimize göre içimizdeki hainle ilgilenebiliriz. Değil mi Alpagut? Tabii efendim. Güzel. Gidelim. Ormanda her zaman buluştuğumuz yere gel. Acele et. Yine yolla. Neredesin Gevher? Tam lazım olduğun vakit yoksun.
Biz kılıcımızı kınından çıkardık mı, kafir kanına bulamadan onu kınına koymayız. Biz zırhımızı giydik mi, savaşmadan çıkarmayız. Bize bunun aksini yaptırabilecek yegane kuvvet Müslüman canı, Müslüman kanıdır. Biz Konstantiniyye'deki Müslümanların selameti için kılıcımızı kınına koyduk. Hiç hoşumuza gitmese de, her işte olduğu gibi bunda da bir hayır saklıdır. Konstantiniyye'deki mescidimiz ve oradaki bir avuç Müslümanın yok edilmesine yol vermek bize vebal olurdu. Belki bugün, belki yarın hakkımız olan Vaspurakan'ı Allah'ın izniyle alacağız. Amin. Onlar oraya maya çalacak ve olmazları olduran Yüce Rabbim elbet bir gün Konstantiniyye'nin fethini de Türk'e nasip edecek. Amin. Amin. Size pasinlerden sonra veliahtımı açıklayacağımı bildirmiştim. Hamdolsun ki Yüce Rabbim bize zafer nasip etti. Şimdi dem bu demdir. Ben Selçuklu Devleti'nin sultanı Mikailoğlu Sultan Muhammed Tuğrul buyruğum odur ki, emri hak vaki olduğunda yerime geçmek üzere veliaht tayin ettiğim ve buradaki herkesin ona biat etmesini istediğim kişi Çağrıbeyoğlu Muhammed Alparslan'dır.
aklı sıra bana oyun oynuyor. Bize çalışıyormuş gibi yapıp Selçuklu'ya bilgileri sızdırıyor. Bu mümkün değil. Maria bir hain Alpagut. Ve buna inansan iyi olur. Onun işini sen bitireceksin. Maria size asla ihanet etmez. Bunu biliyorum. Herkes. Ama herkes. Bir gün haine dönüşebilir. Sen bile. Öldür onu. Alpagut, hadi dediğimi yap. Fırlat çok, öldür şu aynı. Hadi. Beni böylesi kutlu bir vazife için liyakatli saymanızla ömrümce iftihar edeceğim. Lakin başka bir veliaht seçmelisiniz sultanım. Zira ben veliaht olamam.